Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclis Üyelerim, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerim, İl Başkanlarım, Milletvekillerim, ilçe Başkanlarım, bize ev sahipliği yapan Yeni Mahalle Belediye Başkanımız, sağlığın değişik alanından şifa dağıtan çok kıymetli hocalarım ve sağlık emekçilerim ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Sağlık hizmetinin üretimini, finansmanını, sunumunu ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirmek, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla yeniden şekillendirmek adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Sağlık Forumunu düzenliyoruz bugün. İnsan sağlığının değersiz olduğu bu coğrafyada hem toplumumuzun sağlığına hem de sağlık emekçilerimize sahip çıkmak temel görevlerimizdendi. Bir nefeslik soluğun en kıymetli hazineden daha da değerli olduğunu net bir şekilde anladığımız pandemi döneminde tek bir maskeye bile muhtaç olduğumuzu, yaşadığımız kayıplara verilen farklı ölüm raporlarını, yoğun bakım ünitelerinden hastane koridorlarına taşan canlarımızı unutmadık. Şiddete maruz kalarak kaybettiğimiz sağlıkçılarımızı, emeklerinin yalnızca alkışlarla ödenebileceği düşünülen emekçileri de unutmadık. Sağlık alanında yaşanılan zorluklar her geçen gün artmakta. Sağlık hizmetlerinden hem hizmet alan hastalar hem hizmet veren hekimler memnun değil. Gelinen noktada görülüyor ki cezasızlığın sonucu doktor şiddete uğrayacak mıyım diye hasta bakmaya, hasta acaba ilaç alabilecek miyim diye hasta olmaya korkar oldu bugün. Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi normal görülemez. Bu iklimden hekimleri ve sağlık emekçilerini ucuz iş gücü olarak görüp sömüren, emeği değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti sorumludur. Sağlığı ticarileştirenler, iç barışı tam da zedeleyenlerdir. Şiddeti besleyenlerdir. Hastayı mağdur eden, hekimleri ve sağlık emekçilerini değersizleştirenlerdir. Tüm sağlık meslek grupları adına sağlık çalışanlarını ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren anlayışı topyekün reddediyoruz. Sağlık hizmeti baştan sona bir bütündür çünkü. 20 yılda sağlık alanında iğneden ipliğe her şeyi özelleştiren devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden zihniyete karşı hep birlikte bugün mücadele veriyoruz. Dönüşüm diyerek makyajlı reformlarla sağlık hizmetini piyasanın eline devreden tüm topyekün kitleye karşı mücadele ediyoruz. Her şeyin başı sağlık dedik. Bugün ödediğimiz katkı, katılım paylarıyla ne yazık ki bu teselli bile ücretli bir hale geldi. Performans da kalite, konfor denildi ama bu süslü sözlerle sağlık sadece pahalı bir hizmete çevrildi. Sağlık özel sigortaların teminat paketleriyle lüks tüketim kategorisine sokuldu bugün. Koruyucu tedavi yerine de tamamlayıcı sigorta getirildi. Peki muayene kuyrukları bitti mi? Elbette bitmedi. İş tedavi aşamasına gelindiğinde hastalara aylar sonraya gün verildi, sağlık sistemi kilitlendi. Yetti mi? Yetmedi. Memleket hastanelerinden hasta teminatlı şehir hastanelerine geçildi. Vatandaşın cebindeki para ile inşaat şirketlerinin kasaları beslendi. Böylece hastayı müşteri, hastaneyi ticarethane gören yeni bir sistem üretildi. Sonuçta sosyal devlet kalıcı olarak tasfiye edilirken atamalar yapılmadı, doktorlar yıpratıldı, sağlık çalışanları haklarını budandığına şahit oldu. Yetmedi, meslek birlikleri dışlandı, hiçbir önlem alınmadı, sağlıkta şiddet tırmandıkça tırmandı ve yurt dışına hekim göçleri yoğun bir şekilde başladı. Bu tamamen çürümüş bir sistemin resmidir aslında.
Türkiye bugün yönetilemiyor. Dümeni kilitlenmiş bir gemi misali hızla savruluyor. Görüyoruz ki kaptan çaresiz. Refahın azaldığını, ekonominin daraldığını izliyoruz. Çünkü devlet bir şirket gibi yönetiliyor bugün. Aslında karşımızda duran tablo tam da sağlığın Osman Gazi Köprüsü'dür. Hasta olandan 5 lira, olmayandan 10 lira. Şu net ki Türkiye'de sosyal devlet 20 yıldır can çekişiyor. Ama bir nefes vereni yok. İnsan değil, piyasadan yana olan sistem hiçbir çözüm sunmuyor vatandaşa. Çaresiz bırakılan yurttaşlarımız yardım eli uzatılmıyor. Çünkü sosyal devlet olmayınca sağlık da olmuyor. Ne yazık ki kamusal bir hizmet olmaktan çıkan sağlık alanı artık bu yükü taşıyamıyor. Yani Türkiye'de sağlık sistemi felç olmuş durumda. Bir başka önemli nokta da acil servislerle ilgili. Kamu hastanelerinde kısa sürede randevu almak neredeyse imkansız. Hepimiz biliyor ve yaşıyoruz bunu. Türkiye'de bu nedenle acil olmadığı halde acil servislere başvuru çok fazla. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2017 yılında 101 milyondan fazla acil hasta başvurusu gerçekleşmiş. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine bir yılda 101 milyondan fazla vatandaşımız. Bu toplam hasta oranının o yıla ait %28,4'ünü belirliyor acile başvuran. Türkiye tüm dünyada nüfusundan fazla acil servis başvurusu yapılan tek ülke konumunda bugün. Ayrıca sağlık sistemi pandemide güçlü bir yanıt veremedi. Bunu da ciddi irdelemek gerekir. Ne kadar saklasalar da 21 ilin yerel yönetim verilerinden bizlerin hazırladığı raporda bulaşıcı hastalık ölümleri 81 ilin verisine göre daha yüksek. Dolayısıyla bu gerçekleri gizlediklerinin en önemli kanıtı olarak net bir şekilde ortada görünüyor. 21 ilimizin ölüm verileri 81 ilimize oranlandığında gerçek ölüm sayılarının 2 kattan daha fazla olduğu çok net görünüyor. Evet, biz bunları kamuyla paylaştık ve ortaya verilerle koyduk ve vatandaşımıza, tüm Türkiye'ye de açıklamalarını yaptık. Bakanlık hem rakamları doğru açıklamadı, hem yaş, cinsiyet, il dağılımını açıklamadığı için şeffaflıktan uzak oldu sürekli. Ne acıdır ki bu sabah gene Sağlık Bakanlığı sitesine baktığımda hala 2020 yılının sağlık istatistiklerinin paylaşılmadığını, yayınlanmadığını gördüm. Yine tabloya baktığımızda burada da aslında keyfe keder bırakılmış bir tablo görülüyor. 2020 yılının istatistiklerinin açıklanmaması boyutunda da. Bugün gelinen noktada sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta çöküş programına dönüşmüştür. Bu tamamen çökmüş bir sistemin resmidir. Bıçağın kemiğe dayandığı hastalıktan kıvranan sağlık sistemimizi bir an evvel demokrat ve kapsayıcı yöntemlerle ayağa kaldırmamız gerekiyor. İşte bu yüzden yeni bir sağlık sistemi için bilimin odağında beraberce politikalar geliştirmenin tam zamanı diye düşünüyorum. Birazdan çalışma masalarında yapılacak tespitlerde konuşacağımız birçok çözüm bekleyen sorunlarımız var. Temel 5 ana konuda belirledik. Dünya Sağlık Örgütü'nün tasnifine göre uyarlayarak bir program hazırladık. Bu 5 ana başlık sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, yönetimi ve sağlık hizmeti sunumu birinci olarak. Sağlık emek gücü süreci, bunda planlama, yetiştirme, istihdam içeren başlıklar var. Üçüncü, sağlık hizmetlerinin finansmanı. 4'te sağlık bilgi sistemi, 5'te tıbbi ürünler ve sağlıkta teknoloji kullanımı ve bunun altında 11 alt başlık var. Ayrıntılar elinizdeki kitapçıkta detaylı bir şekilde bulunmakta, mevcut. Demokratik ve kapsayıcı yeni bir sağlık politikasını inşa etmemize rehber olacağına inandığım bu çalışmada varlığınızın bize güç verdiğini bir kez daha ifade ediyorum. Sizleri partim
ve şahsım adına saygıyla selamlıyor ve sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Atalarımızın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek hem yaşamak hem yaşatmak üzere hoşça kalın diyorum. Teşekkürler.